Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 arttı. Yıllık %61,98 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun ciddi momentum kaybettiğini söyledi. Çekirdek enflasyonda düşüş yaşandığını belirterek bu cesaret verici dedi. Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için %65 olarak güncelledik. 2024'de sadece bir ay, yıl sonu hedefine ise 3 puan kaldı. Enflasyon Kasım ayında piyasa beklentisinin altında kalarak yıllık %61,98'e çıktı. Aylık enflasyon ise %3,28 olarak gerçekleşti. Yani enflasyonu kontrol altına almanın uzun ve zorlu bir süreç olacağı bilinciyle tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası yılın 4. ve son enflasyon raporunda yıl sonu beklentisini %65 olarak güncelledi. Yıllık enflasyon 2023'ün ikinci yarısında yukarı yönlü hareketine başladı. Ekim'de Eylül'e göre bir miktar yavaşladı. Ancak artış trendi sadece bir ay sonra yeniden kendini gösterdi. En yüksek artış doğalgaz, su, elektrik gibi faturaları da içeren konut kategorisinde yaşandı. Konut fiyatlarında aylık artış %11,17 oldu. Onu %9,16 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Düşüş ise sadece %0,31 ile giyimde görüldü. Hızlanma etkisi üretici fiyatlarında daha belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Kasım'da yıllık üfe %42,25 seviyesine çıktı. Aylık üretici enflasyonu ise %2,81'e yükseldi. Ekim'de yıllık üretici enflasyonu %39,39 olarak kaydedilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çekirdek enflasyondaki düşüş için cesaret verici dedi. Mücadele programını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı. Bu enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Enflasyonla mücadele süreç işi. Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız. Nedir bu çekirdek enflasyonda şairin kastettiği, kabak mı kavrulmuş mu, bugün çekirdeğe gelen zam mı? Biz kendi aramızda tartışa duralım. Maaş zamları yaklaştıkça hop enflasyon düşüyor. Tam da emeklinin, memurun zam oranları netleşirken, asgari ücret tespit komisyonu toplanırken harika bir tesadüfle TÜİK bu aşırı sevimli rakamları açıkladı. Rakamlar aşırı sevimli ve güzel. Onda bir sorun yok. Zaten sorun TÜİK'te değil, sorun bende. Çünkü ne yazık ki hislerimiz karşılıklı değil. Benim hissettiğim enflasyonla onun hisleri, onun hissettiği enflasyon aynı değil. Aynı şeyleri aynı büyüklükte hissetmiyoruz içimizde. Biz birlikte olamayız. Biz seninle geçinemeyiz. Geçinemiyoruz da zaten, şiddetli geçimsizlik var. Bir kere güvenmiyoruz birbirimize. Mesela ben senin sepetin içinde neler var onu bile bilmiyorum. İçinde neler gizli, neler saklı onu bile bilmiyorum. Onun için olmaz bu iş. Olmaz bu iş demişken, tabii milyonlarca memuru ve emekliyi yakından ilgilendiren Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylece maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Peki memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? Bu anlamda 5 aylık enflasyonda 35,24 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi yıllık %61,98, aylık %3,28 artış gösterdi. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı artık cepte. Geriye kaldı Aralık ayı. Ancak zamlı maaşlarda ortaya çıkmaya başladı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkların hesaplanması için toplu sözleşme artı enflasyon farkı olarak şu ana kadar gerçekleşen 46,73 memurların cebinde. Kasım ayındaki enflasyon oranlarının açıklanmasıyla artık maaşlar da şekillenmeye başladı. Aralık ayında enflasyon sıfır bile gelse şu ana kadarki enflasyon oranlarına göre rakamlar cepte. Mesela 2024 en düşük memur emekli maaşına baktığımızda Aralık ayının enflasyon oranını beklemeden ki şu ana kadar olan rakam 13.627 lira. Yani bu rakam memur emeklisinin cebinde. 2024 memur aylıklarına baktığımızda ise Aralık ayının enflasyonunu eklemeden cepteki rakam 32.144 lira.
Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Artık bu aya kadarki zamlı maaşlar cepte. Şu anda tek beklenti Aralık ayının enflasyon oranı. Tabii beklentiler birçok kişiye göre değişiyor ama şu anda ortak beklenen rakam %3 yönünde. Peki Aralık ayında enflasyon %3 gelirse memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yıl sonundaki enflasyonu, yani Aralık ayında ortalama %3 enflasyon gerçekleşmesi durumunda bu defa 14.036 liraya çıkacak yıl sonunda. Bu memur emekliler için en düşük olan rakam. 2024'te en düşük memur maaşı da 30 bini aşacak. 22 bin lira olan en düşük memur emekli aylığı, memurların aylığı ise 33.245 liraya çıkacak. İşte öğretmen, polis ve hemşirelerin zamlı olası maaşları. Birin dördündeki bir öğretmen yıl sonu itibariyle bugün aldığı 26.654 lira 40 bin liraya çıkmış olacak. 40.247 liraya. Yıl sonunda. Yıl sonunda, yani Ocak itibariyle. Birin beşindeki bir hemşire için bugün 26.440 lira maaşı, yıl sonunda eğer %3 civarında bir enflasyon olursa 39.924 liraya çıkacak. Yine birin dokuzundaki bir polis memuru bugün itibariyle 29.525 lira alıyor. Aralık ayı enflasyonda %3 civarında gerçekleşirse 44.582 lira civarında bir aylık almaya başlayacak. Son bir ayda yatırımcısına %20 kazandırdı. 2023 yılı son yılı olacak diyenlere inat, Mayıs 2022 seviyesine çok kısa sürede döndü. Altın mı, borsa mı, döviz mi derken Bitcoin dikkatleri yeniden üzerinde topladı. Uzmanlara göre Bitcoin'de boğa sezonu başladı. 2024 yılı ise Bitcoin altın yılı olacak. Beklenmeyen rekorlar uzmanlara göre uzak değil. Bitcoin tarafında fiyat hareketlerinin uzun vadede hep yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Bitcoin tarafına içeriye girecek para girişinin çok yüksek miktarda artacağı beklentisiyle şu anda Bitcoin satın alınıyor. Bitcoin efsanesi geri döndü. Mayıs 2022'den sonra ilk defa 40 bin dolar aşan kripto paraların amiral gemisi yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki Bitcoin yılbaşından önce yükselişini sürdürecek mi? Aslında çok büyük bir sürpriz değil. Şundan dolayı Bitcoin tarafında 2024 yılı içerisinde o kadar sıkışık bir takvim var ki Bitcoin'in lehine işleyecek. 2023 yılına 16 bin dolarla girmişti. Yatırımcısı ne zaman yükselir diye umutla bekledi uzun süre. Ancak sonbahar ve kış Bitcoin'e yaradı. Kripto borsalarında fırtına koptu. Ocak veya Şubat ayında onaylanması beklenen Bitcoin ETF'leri. Şu an Bitcoin tarafında önümüzdeki en önemli hikaye bu. 2024 yılı içerisinde Fed'in artık faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Bu da ciddi anlamda Bitcoin tarafındaki fiyatlamaların en önemli motivasyonlarından bir tanesi. Bitcoin'in yeni arzının yarı yarıya azalması hikayesi yine 2024 ilkbaharında gerçekleşecek. Beklentim Bitcoin'in önümüzdeki süre zarfı içerisindeki, önümüzdeki boğa yükseliş rallisinde 120 bin dolarla 140 bin dolar arası bir yerde zirve yapması yönünde. 2024'te sert yükselişin ardından Bitcoin'de beklenmedik düşüşlere karşı da temkinli olmak gerekir. Bu boğa rallisinin de sonu gelecek. Nasıl sert yükselişler oluyorsa sert düşüşler de olacak. Bitcoin bugüne kadar uzun vadeli yatırımcısına, fiyat anlamında tabii konuşuyoruz, hep kazandırmış. Para parayı çeker derler, ancak bu kez parayı çeken madeni para hem de mıknatısa gerek kalmadan esnaf yaşadığı bozuk para sıkıntısına çareyi madeni para satın almakta buldu. 1000 liralık madeni para getirene 50 lira fark veren var. Lira 105, 200 lira 210, 1000 lira ise 1050 lira. Madeni para yok, bankalarda da bulamıyoruz. Bakkalın, lokantacının, tüm esnafın derdi ortak. Esnaf piyasada bulamayınca çareyi bozuk para satın almakta buldu. Daha ilginci ise en büyük tedarikçileri dilenciler oldu. Anca dışarıdan su satanlar, dilenenler, o şekilde tedarik edebiliyoruz. Esnaf bozuk para sıkıntısı yaşıyor. Bu sorun da bir süredir devam ediyor. Özellikle de 50 kuruş ve 1 liraya erişim güçleşti. Bulamıyoruz yani bozuk para. Minibüsçüler mesela bindiğiniz zaman 12 lira indi, 2 lira var mı diye soruyor. Durum böyle olunca esnaf da iş yerlerine ilan asarak satılık para aramaya başladı. Bozuk para bulmak esnaf için çileye dönüştü. Öyle ki bozuk parayı günlerce biriktirip esnafa teslim edenler bile var.
biriktiriyorum ben. Eczaneler alıyor genelde. Eczanelere bozuk para lazım oluyor. Onlara veriyorum. Tüketim fazla olduğu için esnaf da bu durumda çok zorlanıyor. Onun için bulamıyoruz bozuk parayı. Bu durumda sokak satıcıları ve dilencilere yaradı. Simitçiler, işte sokaktaki sokak satıcılarına onlardan getirip de ya da dilencilerden falan temin edebiliyoruz yani. Tanıdığım marketler var. Gelip benden alıyorlar. Esnaf madeni para sorununun çözülmesini istiyor.